En geç sürede getir deneyimimizi yaşıyoruz. 75 dakika önce sipariş verdiniz. Şurada yazıyor. Siparişiniz yola çıktı deniyor. Hemen getir desteği yazıyoruz. Evet, tekrar çıkalım. Bu arada sipariş nasıl iptal edilir? Az ve öz videosu olsun bu. Hemen canlı desteği basıyoruz. Tekrar baştan alalım. Getirilen sipariş nasıl iptal edilir? Şurada sipariş izle. Buraya bastığın zaman harita çıkacaktır. Siz direkt yola çıktı. Yola yeni çıktı bakın arkadaşlar. Siz direkt şuraya basıyorsunuz. Yola çıktı. Canlı desteğe basıyorsunuz. Siparişe bastığın zaman otomatik olarak yazacaktır. Yani bunu bilgisayar sistemi yazacaktır. Buraya siparişi iptal etmek istiyorum dediği zaman o zaman sistem sizi müşteri temsilcisine aktaracağını söylüyor. Aynen bu şekilde getirilen sipariş bu şekilde iptal edilir. En başlarda burada 30-40 dakikaya kadar gelmediği zaman siparişiniz 35-40 dakikalık teslimat süresi içindedir. En kısa sürede teslim edilecektir yazıyor örneğin. Daha yola yeni çıktı. Dakikalardır. Bakın yola çıktı diye ne yaptılar bizi. Bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Sisteme de bir şey demiyorum. Getirden biz çok fayda gördüğümüz için suçlamak da istemiyorum. Şu anda yola çıktı bilgisi geldi. Evet. Geceden siparişi böyle iptal ediyorsunuz. Harita çalışmıyor bu anda. Kuryenin yerini göremiyoruz. Ya bu konuda bana bir gerçekten çok daha ileride bilemiyorum ki yoğunluk belki onlar daha sakin çalışıyor olabilir ama çok çabuk teslimat ve harita üzerinden takip var. Evet yola çıktı. Tekrar ediyorum canlı desteğe gireceksiniz. Ürün ve teslimat mesela buraya. Evet ürün ve teslimat. Canlı destek. Siparişinizin durumu hemen iptal etmek istiyorum dediğiniz zaman ilk dakikalarda iptal edebilirsiniz. Peki sipariş kapıya geldi. İptal ettiğiniz söyledi sistem var ama sipariş kapıya geldi. Almayın. Teslim aldığınız anda iş bitmiştir yani. Onu artık bir daha iade şansınız yoktur. Siparişi almayın. Ben gelen kuryeye ben iptal etmek istiyordum. Ettiğimi de sanıyorum. Öyle söylendi. Değil ve teslim almayın.